mahallesi. Karhana mahallesi. Bu gördüklerimiz de mahallenin sakinleri. Böyle sakin durduklarına bakmayın. Birazdan hepsi teker teker delirecekler. Neden? Delirdiler. Çünkü... Ama şunu unutmayın ki herkesi mutlu edemezsiniz.
Çünkü siz pizza değilsiniz. Bye. Bu ne biçim kadın ya? Nasıl olur da sizin gibi hanımefendiyle böyle konuşabilirsiniz? Böylelerini insan içine salmayacaksınız. Bu arada aramızdaki resmiyeti kaldıralım. Adınız neydi? Burada yazıyor beyefendi, işlerinizi alabilir miyim? Ben bir paket mentolü bip alabilir miyim? Bizde bip yok efendim. Başka işleminiz yoksa buyurun sıradaki. Bir dakika, bir dakika. Bir isteğim daha var. Karşıdan karşıya geçerken dikkatli olun olur mu? Karşıdan karşıya geçerken dikkatli olun olur mu? Niye dikkatli olacakmışım? Çünkü size araba çarparsa fıstı gezmesi olursun. Ay burası iğrenç, espri koktu. Biraz parfüm sıkayım da havam değilsin. Aman Allah'ım, bir eşya. Evet, bir eşya. Tüm bildiklerini unutup her anında hissediyorum. Güzel kokuyu takip ediniz. Ay yeter bu kadar reklam. Ya çok güzel bayansınız hanımefendi. Hatta ben bu güzelliğe okey atarım. Yoksa siz hacca giden uçağı Amsterdam'a mı indirdiniz? Alnınıza babanıza el mi kaldırdınız? Ekmek kırıntısı üzerinde tango mu yaptınız? Taş olmuşsunuz. Ya neden manken? Anlatsanıza biraz. Beyefendi, ben manken olmak istemiyorum. Yavaş bacım. Ben kasiyer de olmak istemiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben atanmak istiyorum. Ben dansçı geldim.
geldik. Aman efendim, siz sarhoşsunuz. Sağ olun, arkadaşlar da öyle der. Allah belanı versin. Sağlık. Hem sen de iyi miydin? Karıcığım, iyi ki almışsın masaj koltuğunu.
adam. Ne diyorsun? Ya ben orayı bağırma bana, zaten moralim bozuk. Bugün 100 liramı kaybettim, bulamıyorum. Her yere baktım, rezil oldum zaten bugün. Süleyman, ne parası? Ne rezilliği, sen paramı kaybettin. Kaybetmedim Memnune, sen aldın. Öyle mi Süleyman? Tam olarak öyle olmayabilir. Öyle mi Süleyman? Aslında şu an... Daha? Ben? Öyle değildi o. Ne? Ben yemedim, yedirdim. Giymedim, giydirdim. Saçımı süpürge ettim ben sana. Evliliğimizi ilk gününden beri saçını görmedim. Daha evliliğimizin ilk ayı bir perşembe günü. Karıcığım, nakit para lazım olur, senin çeyrekleri bozduralım deyip benim çeyreklerimi bozdurmadığını. Sonra bu da yetmezmiş gibi öz anamın taktığı Trabzon burnumu bozdurup arabada bakımını yaptırmadın. O tam olarak... Öyle mi Süleyman? Peki Süleyman? Tamam Süleyman. Göründü Süleyman. Memnun'u. Karıcığım. Tamam inandım, seni almadım. Ama nerede benim para Memnun'u? Her yere baktım, yok yüz lira. Süleyman. Sakin ol. Şey diyeceğim. Hani biz geçenlerde bizim küçük çocuğu kaybettik, hatırladın mı? Şu aşkımızın son meyvesi olan. Aynen. Hani bizim arabanın arka koltuğunun altında çıktıydı, hatırladın mı? Evet. Bir git bak bakayım oradan. Para mı? Yok be. Sen sığmazsın Memnun'e. Yemedin mi? Niye? Yahu yürü git be adam. Tamam be, ben arabaya bakıyorum. Sen bir gelin. Hadi gel kırını. Öpemedim. Hadi görüşürüz. Bıyık da alın. Çarptı gerizekalı. Parası melek. Bu da manyak. Güldürmedi felek. Ocak yağ bağlamış. Öbek öbek. Ve kömürünüzü. Felek. Ne oldu gene? Tutuşmuşsun çıra gibi. Niye kızdın? Yokmuşsun senin teneşir kılıklı kızın. Deme öyle be. O bizim aşkımızın, samimiyetimizin ilk meyvesi. Güzel bizim. Aha da geliyor. Sevgimiz. Gel. Anlıyorsun. Pek samimi bir ilişkiniz olmamış abla. He bu uzak mesafe ilişkisinin meyvesi. Çürük meyve. Hep hocayı gördü, tutu unuttu. Hep taştı, ben sildim oraları. Rahmetli dedemin bir lafı vardı abla, bildin mi? Adın Kadir olsa ne olur? Kaderin olmadıktan sonra. Şu bağırsaklarımda kurt olduğunu öğrenince yarım bidon çamaşır suyu içirip meftah ettin neden mi Kadir? Abartma, yarım bidonla değil. Hemen çatması diye üç kapak yumuşadı da içirdim. Metabolizma zayıflamıştı kişinin bana. Ay, ben sana laf yetiştiremem. Gideyim bakayım ne yaptın. Kolum yetmezse de dolabın üstünü sileyim. Dilinle sil, dilinle. Senin dilin kolundan uzun. Ben sen silemezsin ki. Allah senin canını almasın şu titre ya. Hazır elim demişken seni de düşürdüm be. Bekle. Bir daha sildim, bir daha sildim. Dur. Kıvırıyor. Kıvırıyor. Lan!
bana olacak bunlar. Çıkmasın. Paraları alıp
birlikte çift katı yapmışlar. Evde çift kat yanar mı ulan? Yapmaz. Aferin. Bağıra çağıra can vermişler. Vermişler anne. Sence? Evet, ölmüşler. Sonra baba gelmiş. Bakmış evi yandı, taksidi bitmedi. O da kalp krizi geçirmiş. Ölmüş. O da ölmüş. Yavrum, yani bu masaldan çıkaracağımız ne şu? Bir daha pantolonumun cebinden ne yağcılarım? 5 kuruş para alıp yediğini vereyim. Seni gardamış da şu kapının önüne koyarım. Vallahi anana işini aldırmam. Çıkalım. Diyaloğa giriyoruz. Onda Hayrın ağzından hayırlı bir kelime çıkma
İnşallah zehirlenmem. Niye Nuri'yi başka zaman tuz bastın bir şunu? Şahin olan ilişkimi adını koyacağım. Vallahi güzel abim, elimde öyle bir araba var ki teknolojinin son harikası. Sivas Film Fuarı'nın en gözlüğünü. Bunu yapan abi kör oldu. Çıktığı fabrika greve girdi abi. Öyle bir araba ki sen onu değil de o seni sürüyormuş gibi. Dört teker ama iki teker gibi hissettiriyor benim güzel abim. Abi dedim ya yapan adam kör oldu diye. Ameliyat masraflarıyla 300 bin dolar 5 taksit. Ama seni sevdim. Sana 4 taksit olur. Bak, ben benim güzel abim bu arabadan sizin Veli Hoca'ya sattım. Bununla Yozgat'tan İngiltere'ye gittim. Emre demedi. Öyle değil mi Veli'ciğim? Bak, yanımda da bir eşya kutusundan veriyorum. Bunu herkese yapmam, kaçırma. Abi, dediklerinden hiçbir şey anlamadım ama breşeye kukuları benim hassas nok. Ben seni anladım. Bir kereden bir şey olmaz. De güzelmiş. Veli Hoca biliyor mu arabadan? Nihal Hanım bak, Nihal Hanım baksın da görsün. Böyle güzel arabası olan biri terk ediliyor mu? Lütfen kemerinizi takar mısınız? Bir bayan sesi. O ne? Burada ne güzel bülbül gibi şakıyor namussuz. Nihal Hanım baksın da görsün. Böyle güzel arabası olan biri terk ediliyor mu? Aga be! Vay be! Bir karı için mi? Bu farlar bugünleri de mi görecekti mi? Gözümün önünde birbirlerini seviyorlar. Ben arabanın uzasını alalım. Beni terk etmemek için beni terk ediyorsun. Ölmesin diye beni öldürüyorsun. Şahin yapma. Niye ben? Kapat
o konta. Nihal tek nefeste seni verecek bir çiçek. Oysa Şahin. Bırak o vitesi Şahin. Muratcığım, lütfen kemerini tak. Sen nerede dur be? O kemer takımlığında senin için de bitmeyecek mi her şey? Ben o kemer takıldığında da öleceğim Murat. Benim ölmemi istiyor musun? Benim buradan çıkmamı istiyor musun? Beni kaybettiğin göz alabiliyor musun Murat? Beni, Şahin'ini. Şahin. Murat. Şahin yapma, gitme. Murat. Şahin gitme. Ne olur kemerini tak. Bacım bir dur, sen de takarız takmasına da ya. Merak ediyorum ne olacak? Diğer aşama ne? Emniyet kemerini tak. Bacım bir kızdın sanki. Takarım takmasına da Oğuz da niye kör oldu? Ha, bir de lütfen de ne bir kibine sana ayırdım. Antifeminist kişiyle övünen biriyim ben. Takmıyorum. Taksana lan. Takmıyorum dedim ya. Lan oğlum tak, adamın asabını bozma. Lan takmıyorum. Takmıyor musun? Sen şimdi görürsün. Adam da bu tarafa bakıyor. Bak, deli zannedecek bizi ya. Merhaba. Sene mi kırmızı? Ne oldu? Sesin kısıldı. Öyle deliği deliği görünce sopasını saklar. Öyle tutturlar adamı. Karıya bak. Buyurun bayan. Gideceğiniz yere götüreyim. X'i götürecek kıymetinizi bilin. Anlamadım beyefendi. Yani arabayı bugün aldım da buyurun. Ay tamam. Ne oluyor? Ya arabayı yeni aldım da toz olmuş buyurun. Ay ben yolda da susmayı hiç sevmem. Adınız neydi? Benimki Muhterem. Annem saygın bir insan olayım diye koymuş. Annemi de görseniz nasıl tatlı, nasıl tatlı. Babamı hiç sormayın. Biz onu yedik. Peyniri. Olan kadarını işte. Bir atımlık çerez. Neyse. Siz de babasınız inşallah. Ay sizde de hiç o tip yok. Ay zaten insanlar boşanacaklarsa evlenmesinler. Annem ve babam da boşandılar. Annem de yerden göğe kadar haklıydı. Ay bu yerden göğe kadar haklı lafı da biraz boş yani. Kusura bakmayın da, beyefendi sizden 15 santim daha haklı. Sen konuştukça benim motorum ısındı lan. Hararet yaptım. Oğlum bir çayda lan. Pardon, o ses yükseldi mi iki tık? Ben bir kadınım beyefendi, lütfen haddinizi bilin. Ya onu ben demedim. Yani araba, ya neyse aldığıma pişman ettiniz ya. Bir sohbet girişimini işkenceye çevirdiniz. Ay aslında seninle sohbet etmek iyi hoş da benim aklım hep torunda. Torun? Ay yani kedim canım. Ama biliyor musunuz kuma yapmıyor. Kuma yapsın diye ailece ne kadar uğraştık bilemezsiniz. Yeğenim Mengüs o kadar uğraştı ki çocuk beceremeyince buga girdi. Sen ağzın ne diyor? Lan oğlum, bu bir cinayete sohbet süsü vermeye çalışıyor. Benden önce belanı buldun ha. Haklısın. Hatta gazete manşetlerini görür gibiyim. Kırmızı ışıkta bir kadın, yakışıklı ve çapkın bir adamı konuşarak öldürdü. Yapılan totopsi sonucunda adamın çeşitli yerlerinde de kadına ait cümleler bulundu. Bengüsü, torun. Ay Bengüsü dediğiniz aklıma geldi. Ya hayır bayan, şimdi işte aklınıza gelmesi için işlemeye gerek yok ki. Susmuyorsunuz ya. Vah vah, genç dedi ama prostata yakalanmış. Sene prostata. Ne? Nerenizden konuşuyorsunuz siz beyefendi? Allah'ın dilisi, açın kapıyı, ineceğim. İn lan, in lan. Aç kapıyı. Murat, açmayacağım. Kapıyı aç. Aç kapıyı, insin şu, aç. Allah'ın dilisi. Kapıyı aç, aç kapıyı, ineceğim seni. Allah kahretsin. Allah seni kahretsin. Dostlar açın şu kapıyı ya, insin ya. Aç oğlum aç, insin şu arabada. Takacaksın mı lan kemerini? Vallahi takacağım, insin yeter ki şu kadın ya. Kapıyı aç, ineceğim. Ay nereye düştüm? Allah'ın delisi. Siz erkekler hepiniz böylesiniz zaten. Ne yapacaksın bana? Gece olmasını mı bekleyeceksin? Lan götüreceksin. Kolumu kesip bacağımı mı yiyeceksin?
Bir şarkı gönderiyorum. Al açıyorum bakalım. Bu ne ya? Bir de son model olacaksın. Teknolojinin yüz karası. Takmıyorum lan kemeri. Takmıyorum ya, takmıyorum. Canın cehenneme. Ne? Bana her şeyi diyecektin ama o lafı demeyecektin. Geri veriyorum lan seni. Şahinime geri döneceğim. Bir sana bineyim dedim, başıma gelmeye kalmadı. Bu da ayrı manyak ya. Ama Şahinim öyle miydi? Hali vakti nasıldır acaba kızım? Parçalamışlar mıdır onu? Açaydım yollarıma da gitme diyelim Şahin'im. Çıkaydın geleydin Şahin'im şuradan. Murat, Murat. Ah Murat, vah Murat. Sen gittin ya, ben çok güzelleştim. Hatta kaportamı bile yeniledim. Yanarlı ateşli. Bak, bak. Sevindim seni tabii. Görmeyeli sen nasılsın? Nasıl gidiyor her şey? Beygirler falan. Kaç beygir bu? Her şey iyi gidiyor Şahin. Çok iyiyim. Yalan söylüyorum Şahin, yalan. Sen gittiğinden beri her şeyi sarpa sardım. Bunun yüzünden bir ton ceza ödedim. Sen artık başka arabalardaydın Murat. Artık olmaz. Kendine iyi bak. Hoşça kal.
Hadi gidelim Şahin. Ya gidelim gitmesin abi de. Biliyorsun vurdum ben mi? Ya Şapşik, önümüz yokuş. Vurdura vurdura gideriz. Hadi gidelim. Thank you.
hastaneden düşeceğim. Ulan İsmail, dünya gözüyle Merlum orayı gördün ya, helal olsun sana. Gerçi sona doğru biraz çirkinleşti ama olsun. Edepli kadınmış, basmalı don giymiş. Lan Merlum oraya basmalı don giymiş. Amcacığım, burada bazı mevzuatlar var, bizim de bunlara uymamız gerekiyor. Senin şeyin var mı şeyin, Instagram'ın? Neyim? Hani şu görgüsüz insanların yediklerini, içtiklerini, gezdiklerini, gördüklerini, giydiklerini, çıkardıklarını, sanki hiç dertleri yokmuş gibi mutluluklarını gözümüze gözümüze soktukları bol fotoğrafla kıskandırgaç yok mu? Diyorsun sen. Evet var var. Geçen çocuk bana yükledi. Evet amcacığım, bizim AVM'mizin kullanıcı adı bu. Böyle yazılıyor. Eternal Sunshine of Spot. Böyle de okunamıyor. Anladın mı? Ya kızım sen de anlamamışsın ki, okuyamıyorsun da. Ben nasıl anlayayım bunu? Güzel. Neyse, sonra son öneriyi beğeniyorsun. Altına da üç arkadaşını etiketliyorsun. Bitti mi? Bitmedi. Bizim AVM'nin müdürü Veli Bey ikizleri gitmişler YouTube kanalı açmışlar. Bizim müdür de çekilişi bahane edip kanala abone kasmaya çalışıyor. Artık YouTube'a gelip Kutay Kardeşler kanalında bir takip edersiniz. Arkadaşlar, sen böyle anlatıyorsun da ben hiçbir şey anlamıyorum ki. Ben sana telefonu versem, sen halletsen olmaz mı ben? Yalnız amcacığım, bu ek hizmete girer. Bu ev sevaba da giriyor. Evet, kim etiketliyorum? Yaz kızım, benim üniversitede en çok sevdiğim hocam. Post boyuna urban olduğum Keşapli... Varun! Ondan sonra güzel mi güzel, tatlı mı tatlı, bir yıl... Madem eskilerden gidiyoruz o zaman söylüyorum. Hatta bu hocayı çok seviyorlar. Aynen. Şenol, alt ve tre, yan tre, çapraz tre. Hocayı o kadar çok seviyorlar ki şiir bile yazmışlar. Tabii ben yaşlı adamım, ezberim de yok. O yüzden kağıda yazdım da geldim. Okuyayım. Hayır. Çok saadetli okuyorum. Ama önce şunu tut. Sedalı sedasız fark etmez. Nefes alsın yeter. Mezun oldum. Bundan sonra alayınıza gider. Şaka şaka Şenolcuğum. Bu kadar. Hep seni sever. İçinizde var bir keder. Oy oy. Engellemiş bu sedalı. Ya kızım, ben onun dersinde güdülemeye yanlış yerden girdin diye sunumdan da engellemişti. Neyse, bir etiketin karşısında. Al sen burada formlar var, iletişim bilgileri falan hepsini yaz, tamam mı? Bunu sakın kaybetme, çıksıza bile alamazsın arabayı. Kızım, ben yaparım burada da. Hadi bir dakika, işim var, hemen geliyorum. Security! Gel gel. Kız! Sen nasıl güvenli korudun? Yerim seni ya. Ya amca şu kafadan bir çıkın ya. Kadın her işi yapabilir. Yeter ki fırsat verin. Yavrularım, şimdi bu araba bana çıkacak ya. Şimdi bu arabaya göz kulak olun. Tamam. İyice koruyup kullanın. Bak şurası çizilmiş bir polis. Bak. Ah ne güzel, ne güzel. Tamam, siz bakarsınız abi. Tamam amca, o iş tamam. Bizde, sen rahat ol. Allah işinizi az geçsin. Hadi güle güle. Hadi amca, güle güle. Güle güle. Abla bu arabaya yanaşıyor. Yanaşsın oğlum ya, arabaya bakmak serbest. Hem baksana bunun böyle ötekiler gibi abidik kubidik de değil. Baksın bir şey olmaz. Haklısın abla. Bu baktım zaten bugün adamlarımı kotamızı doldurduk. Buradan da kovulmaya. Aynen Neco.
Çıkınız. Çıkın gidin lan. Attım. 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 Aa, sen onu kime attın? Abonu Cüce'ye attım. Çok iyi. Olsun. Bu saatten sonra bir şey olmaz. Bunun bütün gazeteyle geçti. Valla ben böyle öğrendim. Annem babam böyle her şeyi atıyor. Onlar bana böyle öğrettiler. Neyse. Muhabbete daldık. Bir şey içer misin diye sormayı unuttum. Bir şey içer misin? Olur. Siz ne sütü kullanıyorsunuz? Bizde bir hayvanın sütü var ama adını şu an hatırlayamadım. Bilmiyorum. Söylüyorum o zaman ortaya karışık bir şeyle. Şöyle. Ben bunu deneyim. Dene bakayım. Bakayım. Açıldı. Babasına benziyor. Ben söyleyeyim, bu da babası gibi ayyaş olur ileride.
Gel ya, evladım, hadi gel. Hadi bana sıkılıklı, rezil ediyorsun beni her yerde. Yürü, gel yürü. Evladım. Yürü! Yürü diyorum! Aysel! Aysel! Gel kız! Gelsene be! Kız ne yapıyorsun orada? Gelsene! Kalem kağıt al gel. Of, of İsmail of. Ne yapacaksın kalem kağıt? Gel gel, hesap yapacağız gel. Ay çok iyi. Nasıl kadın bu be? Orumuza dönelim Aysel. Evet. 1700 artı 1500 kaç Aysel? Kalem yazmayacağım. Buldum İsmail. 3200. Bravo be. Benim zeki kadınım. Ay gel buraya. Zeki kadınım benim. Evet, şimdi giderleri söylüyorum. Hazır mısın? Evin kirası, senin kozmetik ürünlerin ama hala çok güzelsin. Yalan yok. Ondan sonra Turoğlu Belediyesi'nin bize kitlemiş olduğu 1000 liraya da çıkartmışlar. Kaç sonra? Sıfır kaldı İsmail. Öyle olmaz. O öyle olmaz. Şimdi X'i burada yalnız bırakırsan X olur, X üzülür. Bunun yayın yanına koyuyoruz. X'i oluyor. Olmuyor Aysel. Ne yapsam olmuyor Aysel. Ne olmuyor İsmail? Ne hesaplıyoruz biz selamsız sabahsız? Çekilecek. Saçmalama İsmail. Araba... Ne saçmalıyorsun? Ay beni bir dinle. Kadın beni bir dinle ya. Çıldıracağım burada. Dinle beni ya. Çıldıracağım. La evla ya. Bir kere dinle ya. Tamam. Anlat. Araba çıkacak bana Aysel. Çekişler atıldım. Şimdi bu arabaya ne lazım? Garaj lazım değil mi? Bu garaj içinde para lazım. Ben diyorum ki bu çocuğa evlatlık versin. Ya zaten yoldan geçenler diyor, torununu gezdiriyorsun diyor. Ya neyse demem o ki, bana mantıklı bir şey söyle kadınım. Karım benim lütfen. Söylüyor musun? Söyle. Ne saçmalıyorsun İsmail? Daha hem de bela kuvvete ya. Hep aynı şey yap aynı şey. Kızım senin repliğim yok. Ne torunu, ne garajı? Senin araban yok. E var dendi. E bana var dendi. Var dendi, dursun yalan mı? Var dendi. Senin araban yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin araban yok. E çekirdek atıldım. Araba çıkacak mı ha? Sana çıkacağı ne belli? Ne demek ne belli? Gelmeye
çocuğum. Olur olur, bu da olur. Ooo hoş geldin. Ne haber, yürüyen cinsellik? Ya aşkım, ne alakası var? Yalnız az önce. Lan ne garip bir gün bu ya? Ne garip bir gün ya? Araba da çıkmadı bana ya. Vahit. Yavaş lan be. Ben Ali seviyorum, bileyim mi? Sevo, beni bir çaldırsana. Çaldırıyorum Neca. Çare gelmez Dikkat dikkat! Mağazamızda yapılacak olan çok amaçlı tuvalet pompası çekilişi için kayıtlar danışma. Ben bundan üstüm. Bak ne diyeceğim? Şimdi benim evim bahçeli ya. Ben bahçeye böyle seyahat tuvalet yaparım. Bunu da alırım, ne güzel olur bu. Ben bunu almaya gidiyorum. Git amca ya. Kızım, seni polisten çağırıyorum. Amca! Amca! Devo, aha görüyorsun işte. Böyle ne ayarlar olduğu sürece bu AVM kapanmaz, biz de istes kalmayız. Aynen öyle Neco! Hadi gidelim, ben sana bir buçuk adana ısmarlayayım. Hadi gidelim! Tamam diyorum. Kapat dışları kapat. Oğlum, ne bu? Biraz durur musun lütfen, kendine gel. Deliydim ama, deliydim ana. Zaten. Ah ulan, babuldayken bile hep engel, hep engel. Hele bir konuşayım, sen görüşürüz. Ben büyüyünce bu kadar gelecek halde olmayacağım. Söyle. Ay sus, bıdır bıdır. Ne bu bugün? Ağlıyorsun sürekli. Ulan çattık ya. Bugün ne sep batıyor. Senin için konuşuyorum. Lan köy görsün. Bundan sonra şefsiz olacağım. İt kopuk olacağım. Sensiz olacağım. Ne işin? Allah'ın sonuçta Elvi'yi çok konuştum bugün. Bu ne ya? Bu ne? Bana süt ver. Süt. Aslan sütü ver. Ay şöyle bir almakmışsın ağzına. Bunu da azaltarak bırakacağım. Bağımlılık yapıyor.
konuşuyorsunuz? Öğrenci girişi yukarıdan dedik bu şerefsize. Aşağıdan girdik. Alan. Aman Allah'ım efendim, sınav takvimini öğrenebilir miyim? Okul listesinde yazıyor. Çocuk sıradaki. Erden nefret ediyorum. Sıradaki. Kolay gelsin, ben öğrenci belgesi alacaktım. Ne? Ne? Onu istemem, o çok zor ya. Nasıl diyeceğim ben şu sana ya? Of getirdim, of ya. Of. Şimdi şuradan bir kağıt al. Öğrenci belgesi istediğini oraya yaz. Sonra o kağıdı şuraya koy. Ben şimdi senin adını bu bilgisayara yazacağım. Senin bu okulda okuduğuna dair bütün bilgilerini okuyacağım. Sonra bununla ilgili bir metin hazırlayacağım. Bu metnin çıktısını alıp 12 saat boyunca 220 santigrat derecede ısıtacağım. Yani ancak yarın alabilirsin. Al tabii, bir çıktı alacaksınız. Bir haftadır oyalıyorsunuz ya. Çıldırıyorum ama bak ben alışıyorum ama bak. Hanımefendi iyi misiniz? İyiyim tabii. Benim kötü olduğumu ne zaman gördünüz? Neden herkes kör mü? Bir şey mi dediniz hanımefendi? Bir şey mi güldünüz? Hayır hanımefendi, siz neden hiç gülmediniz? Yetişkin bir öğrenci işleri görev başında asla gülmez. Görev başında demişken kaç yıldır görev başındasınız? Bu sene tam 16 yıl oluyor. 16 mı? Ben 4 yıl zor dayandım. Sen 16 yıl kalacak ne yaptın? Saçmalama be, saçmalama. Maaş alıyorum ben bir kere, maaş. Sen bir öğrenci işleriyle bir öğrenciyi nasıl kıyaslayabilirsin? Vay be, ey yüce Rabbim. İyi kötü bir maaşa bağlı okulda bile kendini özgür sanıyor insan. Pardon, sizin işleminiz neydi? Hanımefendi, ben 5 sene önce mezun oldum ama eksik belgelerim yüzünden ispatlayamıyorum. Onları tamamlamaya geldim. O bizim işimiz değil hanımefendi. Kimin işi hanımefendi? Şuraya gidin. Nereye? Şuraya. Nereye? Ha oraya görmüyor mu? Görmeyeyim hanımefendi. Size minnet edeceğimi kendim. Bunun huysuzan mı? Hanımefendi ben diplomamı alacaktım da sekreteri gitti dediler. Sen ne dedin öyle deyince? Dedim sekreter de her hafta. O ne dedi sen öyle deyince? Ne diyeceğim hanımefendi, daha orada dedi işte. Anne kişim geldi. Oğlum çok ayıp, elini çek oradan, çok ayıp. Ya ne uğraşıyorsun, kestir gitsin. Ya daha sünnet vaksine var olmuşum mu? Benim gittiğim bir yer var çok iyi, kısalttığını bile anlamadım. Bakım yapıyor musun peki? Tabii, zeytinyağlı ıslak mendille siliyorum. Sen beni dinle, ucundan azıcık kestireceksin, ne olacak? Aynen ya, biraz kestirelim. Ne diyorsunuz siz ya? Hey varlığa koyduk o suyu, yakayım bu yayı ha! Tabii, düzenli kestirmek çok önemli. Ne? Düzenli kestirmek mi? Allah'ım, topyak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullerine beni oyuncak ettin. Sanki etmemiş gibi eziyet ettin. En sonunda beni... Lan bu nasıl iplik agunu bugün? Bu ne lan? Ben bebeğim bebek. Bana böyle iplik yazılır mı? Bunu yazar sen sile ben agunu. Siz kaç kere kestirdiniz? Ne saçmalıyorsunuz? Tatlım ben her seferinde oraya gidiyorum. Çok da memnunum. Her seferinde mi? Siz iyice kafayı yemişsiniz. Nasıl istediğini mutlaka söyle. Kökünden kesip satmasın sonra. Sen de öylece kalırsın. Ablay ne satması? Kim alsın bununkini? Ya ben şey oğlum niye öyle diyorsun sen ya? Korkma korkma. Bir yer yedik. İşini çok iyi yapıyor. Tamam canım ben de geleceğim birazdan. Görüşürüz. Bye bye. Hanımefendi. Siz sabahtan beri benimle konuşmuyor musunuz? Yoo sizin ne vardı? Ya sen ne yapıyorsun ya? Burada altıma ettin korkudan ya. Ömrüm boyunca böyle fake yememiştim. Oh be. Hanımefendi ben 5 sene önce mezun oldum ama diplomamı alamadım. Diplomamı almaya geldim. Tatlım şuradan randevu aldım biliyor musun? Oraya yetişmem gerekiyor. Sen belgelerini yan tarafa göster. Peki hanımefendi. Bye bye. Eşin var aşyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey mürbüt, ne bir derdin? Bir derdin var kimse bilmiyor, yazsan yazılmıyor, çizsen çizilmiyor. Yüzüm gülse de acısı hiç dinmiyor, öyle bir şey var ki bırakıp gidilmiyor. Hocam ben
Ay oğlum çekiştirme. Hocam ben... Oğlum çekiştirme. Efe kan. Hocam ben diplomamı almaya geldim. Ne oldu? Beni bulamadın. Arat aratırım tırısı yok den. Beni bulamazsın değil mi? Ben aslında yok. Ben senin süperim onu. Bu gördüğün zihnin bir oyunu. Şu anda zihnindeki bir karakterle muhabbet ediyorsun. Karakterle değil hocam, size muhabbet ediyorum. Anam! Anam Tokyo'da sert bir şey oldu ya. Gitmem lazım benim ya. Geç kaldım ya. Peki ben ne yapacağım hocam? Kızım bak şurayı görüyor musun? Nereye? Şurayı. Adam yok. Kaç oğlum kaç. Kaç. İnsan gerçekten ailesini seçemiyor ya. Bakamıyorsanız yapmayın kardeşim. Hocam merhaba. Ay sen kimsin kız? Korkuluk gibi. Kimsin başında? Hocam ben eski öğrencinizim. Tanıyamadınız mı? Ay niye tanıyamayacakmışım be? Takmışsın ha bu kadar gözlükleri. Tanıyamamam normal tabii. Kız onlar ne kadar güzel gözlükler. Versene bana. Veremem. Ya ne olur be. Veremem. Hocam veremem. Hayır hocam veremem bu gözlükleri. Ya kotondan yeni kazak aldım. Çok yakışacak bana. Hayır hocam veremem ben bu gözlükleri. Neden? Çünkü ben bunları Milano'lardan getirdim. Gözümün önünden ayıramıyorum. Tamam ben. Hocam neyse geçelim gözlüğü falan da. Sizin şu belgeleri imzalamanız gerek. Aman bırak kız belgeyi, diplomayı. Ta nerelerden gelmişsin benim için gelmişsin. Ay ben ne kadar mükemmel bir öğretmenim böyle. Ay eski günlerin anısına gel senle bir selfie çekelim. Ay hocam hiç gerek yok. Ya, ay lütfen. Hiç gerek yok. Tatlım. Lütfen. Peki hocam bir öz çekim yapalım o zaman. Gel çocuğum sen de. But first, let me take a selfie. Ay yeter hocam yeter. Ay dur bakayım. Heh çok güzel oldu bu. Şimdi ben bunu Instagram'a atayım. Peki. Altına da bir şeyler yazayım. Tamam. Hashtag no makeup. Abartma. Abartma. Hashtag no fitness. Hashtag hocam kurmadan yakalandım. Tanan maymun kalpli göz. Attım çok güzel oldu. Tamam hocam artık hocamızı alayım şu belgeleri. Ay tamam. Senin tüm belgelerin tam mı? Tabii ki de tam. Nüfus cüzdanı fotokopi. Burada. Tamam. Transkripti. Burada. Tamam. Sedat hocanın ders planı. O da burada. Abonoz hocanın saha çalışması. Hocam ben ona tesadüf edemedim. Mehmet Alven'in size incelettiği milattan önce 4000 basınlı Türkçeler. Evet. Burada tabii burada olmaz mı? Yapın sizi kelle paçaya götüreceğim demişti ben. Peki, Veli Hoca'nın İngiltere hatıraları.
sende ne iş var, ne iş var? Ay hocam çok tatlı anlatıyordu, dayanamadım. Tek 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 not al. Ay tamam. Peki, yüreği güzel adamların cennetin 4. ve 5. katına kurdukları o nacizane eğitim öğretim yuvasına öğrenci kayıt belgen. Hocam, tabii ki de burada. Bravo, bravo. Ama bir şey. Ne eksik daha? Her şey burada. Şey var mı şey? Hocam ne olacak? Daha tüm belgeler burada. Şey ya, benim karnım kazındı. Bisküvi falan bir şey var mı? İsteyeceğinizi biliyordum. Benim içimden verme. Dikkat, dikkat. Eşiniz arıyor. Dikkat, dikkat. Demek anneme kayıtlarını imzalamazsın. Şimdi görüşün. Katledildiler. Kadındılar. İsimleri yoktu.
Onlar gidince kondu isimleri. Gazeteler, billboardlar, sosyal medya her yerde. Her yerde var artık isimleri. Kadındılar. Kadındılar isimleri yok idi. Benim adım kadın. Benim de adım. Peki ya sonra? Ömer Karabulut. Merve Kotan. Emine Bulut. Fatma Özdemir. Şenay Aybüke Yalçın ve Tahir.